Gençler selamlar, herkese iyi çalışmalar diliyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 12. sınıf yazılı hazırlık sorularını beraber çözeceğiz arkadaşlar. 2021-2022 öğretim yılı 1. dönem 2. matematik yazılı sorular yazmış. Ama bu 2. dönem 1. matematik yazılı sorusu olacak. Orada ufak bir baskı hatası olmuş. Sorularda zaten limit, türev gibi, süreklilik gibi kısımlar var arkadaşlar, sorular var. Burada da zaten biliyorsunuz sarı, mavi ve kırmızı testlerimiz var. Önce biz sarı testi çözeceğiz. Ardından diğerlerini de beraber birlikte inşallah çözmüş olacağız arkadaşlar. O halde sorumuza başlayalım. Evet, şimdi hemen şöyle kalemlerimi seçeyim. Birinci sorumuzda limit x 3'e giderken x kare artı 1 limitinin değeri kaçtır diye sorulmuş. Burada x'in yerine götürüp 3 yazıyoruz arkadaşlar. Limit x 3'e giderken x'in yerine 3 yazdığında 3'ün karesi artı 1. Zaten bu da 3'ün karesinden 9 artı 1 eşittir 10 gelecektir. Birinci sorumuzun cevabı 10 olacaktır. Şimdi ikinci sorumuzda limit x 3'e giderken x kare eksi 12 bölü 3x eksi 6 limitinin değeri kaçtır diye sorulmuş. Burada x'in yerine 3 verdiğimizde 9 eksi 12'den dolayı burası negatif gelecektir arkadaşlar. O yüzden hemen yazalım, hatta 9 eksi 12'den mutlak değer içerisinde. Zaten bu artı 3 diye çıkacaktır. Burada da x'in yerine 3 verdiğimizde 3 kere 3 9 eksi 6. Şimdi eksi 3'ü dışarı artı 3 diye çıkarttım. Bölü 9 eksi 3'ten 3, 9 eksi 6'dan pardon. 3 bölü 3'te doğru cevap 1 olacaktır arkadaşlar. Oldukça basit. Sanırım siz de şaşırmış olabilirsiniz şu an. Ama bu kolay test olduğu için basit gelebilir arkadaşlar. Üçüncü soruda fx eşittir 2x eksi x 2'den büyükken, x eşittir 2 iken 6, x 2'den küçükken 12 artı a. Bu fonksiyon x eşittir 2 noktasında limiti olduğuna göre a değeri kaçtır? Şimdi limiti varsa x'e pardon 2'ye soldan yaklaşırken ki değer ile, limit x 2'ye soldan yaklaşırken ki fx değeri ile, limit x 2'ye sağdan yaklaşırken ki fx değeri birbirine eşit olmalıdır. 2'ye soldan yaklaştığımızda 2'den daha küçük değerlerle yaklaşacağımız için buradaki fonksiyon 12 artı a'yı kullanmalıyız. O da eşit olmalı. 2'ye daha büyük değerlerle yaklaştığımızda o da 2x eksi a fonksiyonunu kullanırız. Şimdi arkadaşlar ortadaki 6'yı kullanmayabiliriz. Zaten limit tanımı sol ve sağ limitler birbirine eşitse o zaman limit vardır ve oradaki değeri eşittir. Şimdi x'in yerine 2 yazacağım ama burada x olmadığı için burayı aynen 12 artı a olduğu gibi yazarız. X'in yerine 2 yazdığımızda 2 kere 2'den 4 eksi a. Eksi a'yı karşıya attım, 2a. 12'yi karşıya atarsak eksi 8, a da buradan eksi 4 gelecektir. Yani 3. sorunun cevabı da eksi 4 olacaktır arkadaşlar. Dördüncü soruda yine bir limit sorusu. Limit x 4'e giderken x kare eksi 16 bölü x eksi 4. Buraya x'in yerine 4 yazdığımızda 16 eksi 16 bölü 4 eksi 4'ten 0 bölü 0 geliyor. O zaman bizim bunu bir düzenlememiz, yani çarpanlarına ayırmamız gerekir. Bu 4'ün karesi olduğu için x eksi 4 çarpı x artı 4 bölü, payda zaten x eksi 4'tü. Burada hatta limit x 4'e giderken diye de yazalım. Şimdi arkadaşlar buradaki aynı olan ifadeler x eksi 4'ler sadeleşir ve geriye kalan ifadede x'in yerine 4 yazıyorum. 4 artı 4 daha 8. Doğru cevap 8 gelecektir. Bak, bu kadar basit. Oldukça hızlı çıkıyor zaten soruların cevapları da. Evet, gelelim diğer 5. sorumuza. Soru bize yine bir parçalı fonksiyon vermiş. Bu ifadesi tüm gerçel sayılarda sürekli bir fonksiyon olduğuna göre a değeri kaçtır? Şimdi tüm gerçel sayılarda sürekliyse o zaman kritik nokta olan 2'de de süreklidir arkadaşlar. Yani biz 2 noktasındaki sol limite, limit x 2'ye giderken soldan yaklaşırken değer, sağ limite x 2'ye giderken sağdan fx'e ve f 2 değerine bakmamız gerekiyor. Zaten sağdaki limit değeriyle
F2 değeri aynı şeydir arkadaşlar. Bir de sola baktık mı o zaman üçünün birbirine eşit olduğunu göstermiş oluruz. Şimdi 2'ye soldan yaklaşırken 2'den daha küçük bir değerle yaklaşıyorum. O zaman 2'den küçük olan de fonksiyonda x artı 3 olduğu için oraya 2 yazdığımızda 2 artı 3'ten burası 5 gelecektir. O da eşit olmalıdır. Sağdan yaklaştığımızda üstteki fonksiyon kullanılır. 2'den daha büyük olduğu için x'e de 2 yazdığımızdan dolayı burası 6a eksi 1 olacaktır. O halde eksi 1'i karşıya atarsak artı 1 diye geçtiği için 6 eşittir 6a. A da buradan 1 gelecektir. Ki buraya bakmaya gerek yok. F2 değeri zaten yine aynı fonksiyon, üstteki fonksiyon. X'in yerine yine 2 yazdığımızda yine 6 eksi a 6a eksi 1 gelecek. Zaten burada da aynısı mevcut olduğu için bir daha aynısını yazmaya gerek duymuyoruz arkadaşlar. Evet, a değerim 1 olarak karşımıza çıkmıştır. Altıncı soru. F ve G gerçel sayılarda tanımlı polinom fonksiyonlar olmak üzere fx x küp artı mx, gx de x kare artı 5x artı nx eksi 2. F'in türevinde 1 ile f'in türevinde g'nin türevinde 1 birbirine eşit olduğuna göre m eksi n değeri kaçtır? Önce bize verilen fonksiyonların bir türevini alalım. F'in türevinde x 3x kare artı m. G'nin türevinde x 2x artı 5 artı nx'in türevinde aldığımda n gelecektir. Şimdi fonksiyonda f'in türevinde 1'i bulalım. X'in yerine 1 yazdığımda burası 3 artı m. G'nin türevinde 1 yazarsak eğer x'in yerine 2, 2 kere 1'den 2 artı 5 artı n. Bunların ikisi birbirine eşitmiş. O zaman burası 7 artı n eşittir 3 artı m'ye. Bak, m eksi n istenmiş bizden. O zaman ben buradaki n'yi karşıya atarsam zaten eksi olarak geçecektir. 3'ü de diğer tarafa attığımız için 7 eksi 3 eşittir m eksi n. Yani m eksi n değerimiz de buradan 4 gelecektir arkadaşlar. 6. sorunun cevabı da 4 çıktı. Evet, 7. soruyu da çözelim. Burada fx fonksiyonu x kare artı 3 çarpı x artı m olarak vermiş. Yani çarpmanın türevi var burada. F'in türevindekinde 23 olduğunu vermiş. M değeri kaçtır diye sorulmuş. O zaman çarpmanın türevini bir alalım. F'in türevinde x eşittir. Birincinin türevi 2x çarpı ikinci x artı m. Artı ikincinin türevi 1 çarpı x kare artı 3. F'in türevini bulduk. Şimdi götürüp yerine 2 yazacağız. 2 kere 2'den 4 artı 2 artı m artı 1 ile çarpmaya gerek yok. 2'nin karesinden 4 artı 3 eşittir 23'e. Bu 4'ü dağıttığımızda 8 artı 4m artı 7 eşittir 23. 8 ile 7'yi topladığımızda kaç geldi? 15. 15'i de karşıya attığımızda 4m eşittir 8. M de buradan 2 olarak karşımıza çıkacaktır arkadaşlar. M eşittir 2. 7. sorunun cevabı da 2 gelmiş oldu. Evet, 8'e bakalım. 8. soruda da yine bir parçalı fonksiyon var ama burada f'in türevinde eksi 1 ile f'in türevinde 2 değeri istenmiş. Kritik nokta olmadığı için eksi 1 sayısı birden küçük olduğu için f'in türevinde eksi 1'i bulurken 3x kare eksi 1'in türevini alıp x'in yerine eksi 1 yazacağız. Türevini aldığımda 6x geldi. X'in yerine eksi 1 yazdığımızda x'e eksi 1 verdiğimizde bunun da cevabı eksi 6 gelecektir. Şimdi f'in türevinde 2'ye geçelim. 2 sayısı birden büyük olduğu için alttaki fonksiyonda f'in türevinde 2'yi bulurken türevini alıyorum. X küp artı 2x eksi 3'ün o da 3x kare artı 2 gelecektir. Eksi 0 var, zaten yazmaya gerek yok. X'in yerine götürüp 2'yi yazdığımda 2'nin karesi 4. 4 kere 3 12 artı 2 de oradan vardı 14 oldu. Bunların da toplamı istenmiş. Eksi 6 ile 14'ü topladığımızda doğru cevabımız 8 olacaktır arkadaşlar. Evet, oldukça görüyorsunuz basit düzeyde sorular var. Evet, gelelim 9. ve 10. sorumuza. 9. soruda
Yine bize bir x küp eksi x artı 4 gibi bir polinom fonksiyonu verilmiş. Şimdi burada ne diyor? Bu fonksiyonun üzerindeki x eşittir 2 noktasında çizilen teğetin eğimi kaçtır? Bu çizilen teğetin eğimi dediğinde aslında f'in türevinde 2 değeri kaçtır diye soruluyor. O zaman önce fonksiyonun türevini alacağız. Fonksiyonun türevi de 3x kare eksi 1 gelecektir. X'in yerine de götürüp 2 yazıyorum. F'in türevinde 2 eşittir. 3 çarpı 2'nin karesi 4 eksi 1'den 12 eksi 1 11 gelecektir. Yani m dediğimiz teğet eğim aynı zamanda 11 olacaktır arkadaşlar. Evet 10. soruya gelelim. Son sorumuz. Analitik düzlemde A 5'e eksi 2 noktası sağa 3 birim aşağı 4 birim ötelendiğinde elde edilen noktanın orijine uzaklığı kaç birim olur diye sorulmuş. Bu bir analitik geometri sorusu. Şimdi arkadaşlar isterseniz şöyle koordinat eksenini de çizebiliriz. Fark etmeyecektir. Evet şöyle biraz sağ alt tarafı büyük çizdim. Burası orijin. Burası y ekseni, burası da x ekseni tabii ki de. Şimdi 5'e eksi 2'yi bir tespit edelim. Bak 5 burada olsun. Eksi 2 de buralarda bir yerde olsun. Eksi 2 ile 5. Bunları kavuşturduğumuzda A noktamız burada. 5'e eksi 2. Bunu 3 birim sağa. Şimdi 3 birim sağa gittiğimde 8'in hizasına geleceğim. Şu an buradayım. 4 birim aşağı 4 birim ötelediğimizde de 4 birim de aşağı geldiğimizde bu da tam eksi 6'nın hizasına gelecektir arkadaşlar. O yüzden yeni oluşan bu noktaya da B diyelim. Burası 8'e eksi 6 noktasıdır. Şimdi bunun bana uzaklığını sormuş ama orijine olan uzaklığını sormuş. O zaman şöyle bir dik kenar çekersek. Burası arkadaşlar. Şurası. Zaten 6 birim. Burası da 8 birim. Çünkü burası 8 birim olduğu için. Aynı şekilde burada 8 birimdir. Burası zaten dik. O zaman burada bir 6, 8, 10 özel üçgenimiz olduğu için. Orijine uzaklığımız da 10 birim olarak karşımıza çıkacaktır. Evet oldukça basit ve alıştırma düzeyinde sorular vardı. Umarım bunlarla pekiştirmişsinizdir. Ki siz zaten muhtemelen ikinci videoyu bekleyeceksiniz. İkinci videoda daha güzel sorular gelecek arkadaşlar. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum. Umarım sınavda istediğiniz yerlerden sorular karşınıza çıkar. Videoyu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.